Evet şimdi bir bağlantımız var. Sabah Gazetesi muhabiri sevgili Mehmet Özcan. Sevgili Mehmet yayınımıza hoş geldin. Teşekkür ederim Mustafa. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ener Valencia ve Junior Tavares isimleri geçiyor ki ciddi noktalarda görünüyor transferler. Nasıl değerlendiriyorsun bu hikayeleri? <laughs> Şimdi tabii korona e, e, pandemisi en çok da Galatasaray olumsuz etkiledi ekonomik anlamda çünkü e, Lig'in en pahalı kadrosu e, 80 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz ki yönetimin A planı bunu e, sayın başkan Mustafa Cengiz de e, ameliyata girmeden önce dile getirmişti bir 10 milyon euro olup yani 30'a varan bir indirim talebi vardı ama bu. Mustere ve Selçuk'u kenara bırakırsak takım kaptanlarını takım içinden olumlu cevap alamadılar. %15'e çekildi bu ama ben hala net bir cevap geldiğini düşünmüyorum. Bu ne demek? Galatasaray transferde nasıl ki maaş bütçesini düşürmeyi planlıyorsa yazında yapacağı transferlerde bonservis elinde serbest oyuncular ve artı düşük maliyetli oyuncular. Sezon başından bir ders alındı ki devre arasında 20 yaş 22-23 yaş ortalaması diyebiliriz. Sarac'ı, Onyekuru ve JSS Gidika'ya. Yazında bu, an bu anlamda 25-26 yaş aralığı ki şu an hali hazırda 3 tane anlaşma sağlanmış oyuncu var. Sivas Spor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç artı Rize Spor'dan Oğulcan Çağlayan. Bu 3 oyuncu özelliği ee, Oğulcan daha da genç oluyor. Mert Hakan ve e, Emre Kılınç 94 doğumlu e, benim bildiğim. E, bon servislerine ne olacaklar serbest oyuncu olarak Galatasaray'a gelecekler. ...yabancı üzerinde sorduğun isimler... ...ben şu an bir hareket olduğunu düşünmüyorum Mustafa. Dediğim gibi Galatasaray'ın 3 tane de... ...yoluna devam etmek istediği kiralık oyuncu var. Onyekuru, Lemina Seri gibi ama... ...bu 3 oyuncunun da satın alma opsiyonlarını... ...kullanması Galatasaray'ın imkansız dese... yeridir çünkü 18, 16... ...13, 14 milyon euro gibi rakamlar. Ve hali hazırda sizin... ...Jagne ve Babel gibi elinizde kalan oyuncular da var. Ki yeni sezon planlamasında yoklar ama... ...halihazırda Babel ve Jagne isteyen kulüp yok. Yabancı anlamında Galatasaray'ın hamleleri... ...yani transiyon transfer dönemi son olur. Transfer dönemi başladığı zaman Galatasaray, Semih da bunu ekleyebiliriz. Oğulcan Çağlay'ın Emre Kılıç, Mert Hakan taklisi yapacak. Peki sevgili e, Mehmet, Lemina'nın da kulübüyle görüştüğü ve bir anlayış istediği Galatasaray'da kalmayı e, dilediği söyleniyor. Bu konudaki gelişmeleri de e, merak ediyoruz. Sen gerçi söyledin yani e, bu oyuncuların opsiyonlarının kullanılmaları çok çok zor ama e, herhalde oyunculardan özellikle kuru ve Lemina'nın Galatasaray'da kalmayı çok istediği e, biliniyor. Şimdi şöyle tabii Onyakuru ile Lemine'yi seriden ayıralım. Seri çünkü devre arası Enzonzi kaldı dışı kaldı ayrılmak istedi. Bunu direkt e, yönetime de Fatih Hoca dile getiren Fatih Hoca nasıl ki bir önceki sene Belhanda'yı ikna etmişti. Aynı şekilde Seri ikna etti. Seri piyasası olan bir oyuncu. Fransa'dan Monaco, Lyon'un ilgisini biliyorum ki devre arası Napoli'de istemişti. Yani serinin zaten Fulham'ın da yaptığı 30 milyon euro bir yatırım var. Muhakkak oyuncusunu bir 10 milyon euro üzeri rakamla elden çıkarmak isteyecek. Kiralamaya yanaşmayacak. Bu anlamda hani ben serinin yerini yeni sezonda Mert Hakan'ın almasını bekliyorum. Onyekur ile Lemine için Galatasaray sonuna kadar şartları zorlar. Bunlar nasıl açalım tabii. Luyendama transferini hatırlayalım. Galatasaray Ozan Kabak'la Geri Rodriguez'i sattığı zaman o parayı Jagne'ye kullanmıştı. Ve Luyendama'ya bütçe kalmamıştı. Burada 3 milyon euro gibi bir kiralama bedeli yüksek artı zorunlu satın alma opsiyonu. Muhakkak bu formüller Onyekur'u Lemina için de sonuna kadar zorlanacak. İki oyuncu da kalmak istiyor. İki oyuncu da hani geleceğini Galatasaray'a yönelik yapıyor. Zaten Lemina, Marsili olsun, Juventus olsun, Artı Premier lig birçok takım dolaştı öyle söyleyelim. Onyekur'u Fatih Hoca ile çok gelişim kaydettiğini düşünüyor ki. Yani menajer William Devlin'in de son dönemde Galatasaray'la Badu yani satışı olsun. Geri Rodriguez'in gezi yine Suudi Arabistan'ın gidişi olsun. Çok Galatasaray'la iş yapan bir menajer öyle söyleyeyim. Ama tabii Monaco'nun düşüncesi biz 13 milyon euro Everton'a satın aldığımız oyuncudan şu an zarar etmek istemiyoruz ve yani 13 milyon euro aşağısı bir teklif hayır diyoruz diyorlar. Dediğim gibi kiralık burada hani kulüpleri Monaco ile Southampton kiralamaya yanışırsa Galatasaray tabii ki tekrar kiralar ama hani bir ihtimal zorunu satın alma opsiyonları. Yani bu iki oyuncu içinde Galatasaray sonuna kadar uğraşacak ama iş kolay değil çünkü hani Galatasaray ekonomik anlamda ciddi sıkıntılı bir süreç bekliyor. Sevgili Mehmet çok teşekkür ederim aktardığım bilgilerden dolayı.